Kuba standı gençler. MC Grup çatısı altındaki RKS Kuba. Bak markalar say. Kuba, Rally ve diyor Longines, Benelli, Segway, RKS de var tabii ki. Ve şimdi de QJ Motor da onun çatısı altına girdi. Şu Kuba tarafındaki modelleri ben size göstereyim. Bunu daha önce QJ Motor ismiyle LTM125'i ben size çektim galiba. 125 cc modeli. Bu sene artık RKS çatısı altında gelecek. Kuba RKS çatısı altında gelecek QJ Motor. Bu LT125 modeli. Bunun kanalda tanıtımı var gençler. Onu seyredebilirsiniz. Yani bu da mesela Çin'in artık iyi markalarından biri. Bakın merak edenler için ya da bilmeyenler için söyleyeyim. QJ Motor'un sahibi olan şirket. Aynı zamanda Geely markasının da sahibi. Aynı zamanda Volvo'nun da sahibi. Yani Volvo markası artık bu QJ Motor'la aynı çatı altında. Şimdi dönelim. Kuba modellerine şöyle bir bakalım. Şu Kuba'nın Beveli modeli 125 mi 150 mi 125'e benziyor. Kusura bakmayın. Ben bunları altına yazacağım. Kaç cc olduklarını. Bu böyle kirli beyazı krem rengi gibi olanı. Bu Beveli'nin kırmızısı. Bu bayağı bir Vespa tadında olmuş bunlar. Bu beyazı. Bunlar hep arka çantalı geliyor tahmin ediyorum ve ön camlı. Güzel de ön rüzgar camları var. Onları da göstermiş olalım. Hemen arkaya geçelim. Arkada Berry modeli var. Berry. Okuması biraz zor. Şuradan bakınca biraz zor okuyorsunuz ama Barney ya da Barney. Tahmin ediyorum Barney. İkisinden biri. Ya Berry ya Barney. Aşağı yazacağım. Onu da yazacağım. Bu 125 cc model. Bunlar hep yeni modeller gençler. Yeni geldi. Dijital göstergeli. Stand sallanınca herhalde alarmı da şey de ötüyor. Sinyalleri de yanıyor. Hava soğutmalı bir model. Onun yanında yine aynısının grisi var gençler. Aynı modelin o açık griydi, bu Nardo gri. Efendime söyleyeyim, Kuba'da başka scooter modelimiz var mı? Arkada var, olmaz mı? RKS Kuba bu sene model patlaması yaşayacak. LTB modeli, LTB. LTB'de bakalım, tahmin etmeye çalışalım. 50 mi 125 mi? 50 mi 125 mi? Ben iletiyorum. Tahmin ediyorum 50. Havalanma pervanesi biraz ufak. Bana biraz 50 gibi geldi. Ama altına yazacağım. Ekranın altına bunların kaç cc olduklarını. Gençler. Bu beyazı. Arkada mavi beyazı var. Şimdi burada değişik. Mesela Neon 125 diye bir etiket koymuşlar ama bu bunlara mı ait? Şimdi orada LTB yazıyor. Burada Neon 125 yazıyor. Takdiri size ait. Ben yine aşağı yazacağım. Bu modelin gerçek ismini bulup size yazacağım. Kaç cc olduğunu da. Şöyle göstergelerini de size göstermiş olayım. Değişik renk versiyonlarıyla böyle geliyor. Mavi beyaz, işte sarısı var. Burada gri bordomsu olanı var. Bu da LTB değil mi? Bu da LTB. Evet. Bu da LTB. Ondan sonra burada VPS 125. Bu QJ motor. VPS 125. Öbür LTM ile çok büyük farkları yok gençler bunun. Bu VPS 125 de hemen hemen aynı model. Yani teknik özellikleri falan hemen hemen aynı. Şimdi evet. Dedik ya QJ motorda artık bu sene Blue Motor çatısı altından çıkıp Kuba RKS yani MJ grubun çatısı altına girmiş. Evet. Kuba'yı gösterdim. Şimdi yan tarafa RKS'ye geçelim bakalım.